Herkese selam. Arkadaşlarım hoş geldiniz. İkinci dersin ikinci bölümündeyiz. Tek ve çift sayılara devam ediyoruz. Ve ardından da pozitif negatif sayıları yapacağız. İlk dersi yani ikinci dersin birinci bölümünü umarım iyi bir şekilde dinlediniz. Yazarak çalıştınız ve buraya ondan sonra geldiniz. Bu şekilde düşünmek istiyorum. Çünkü düzenli bir şekilde giderseniz sürekli bir şekilde bu işi yaparsanız başarı sağlayabilirsiniz. Ama bir oradan bir buradan videoları Biraz başından, biraz sonundan yazmadan çalışırsanız e, pek de bir faydasını göremezsiniz. Şimdi tek ve çift sayı sorularını çözmeye devam ediyoruz. Olabildiğince farklı böyle çeşit çeşit sorular yazmaya çalıştım. Şimdi burada ne diyor? E, A ve B birer tam sayı olmak üzere işte bir ifade verilmiş tek sayı olduğu biliniyor. Şimdi yine bu ifadeyi bir düzenlememiz lazım. Yani bu aYT sorusu bile olabilir. Yani ona aday bile olabilir. Bu... E, İfadeyi düzenleyip ondan sonra e, ifadede A ve B'ye ya da A ile B'nin toplamına çarpımına bir şeyler bulabilecek miyiz ona bir bakalım. Şimdi arkadaşlarım ne yapabiliriz? Mesela ben şurada iki parantezine alındığı için yani iki parantezine alsam buranın çift olduğunu bir söyleyebiliyorum. Acaba bu bana bir şey katabilir mi? Bir oradan bir gidelim ya da şuraya mesela bir A parantezine alalım. Mesela şuraya A parantezine aldığım zaman A artı 2B yapıyor değil mi? artı burada iki parantezine aldığım zaman burası da a artı 2 b yapıyor. Bak bu şekilde kurgulanmış. A artı 2 b'ler ortak mı? Evet ortak. O zaman a artı 2 b parantezinde ne gelmiş oluyor? a artı 2 gelmiş oluyor. Ve bunun bize tek sayı olduğu söyleniyor. Tamam güzel. Şimdi çarptığım zaman sonuç tek ise sayıların her biri teker teker tek idi. Yani burası da tek. Burası da tek. Bu bana neyi sağlayacak? Bu bana A'nın ve B'nin durumunu sağlayacak. Tamam mı? Şimdi e, burası tekse yani A artı 2 tekse. A artı 2 tekse A'nın ne demek e, ne olduğunu söyleyebilirim ben. A o zaman çifttir. Çünkü e, çifttir diyorum. Çift olur mu ya? A tektir değil mi? Çünkü 1 ile 2'yi topladığım zaman 3 yapacak, tek yapacak. A'nın tek olduğunu kesinlikle ve kesinlikle söyledim. Ardından A artı 2 B'ye ne demiş? A artı 2 B'ye tek demiş. Şimdi burası tek. Değil mi? Burası tek. A tek. Bu garanti. Burası burası çift arkadaşlarım. Çünkü tek de çifti topladığım zaman tek yapsın. Yani buradan bizim bulduğumuz nedir? 2 B e, çifttir. B hakkında bir yorum yapabilir miyim? Hocam B çift olur mu? 2 kere 2 4 çift oluyor. Olur ama şuradaki 2 çarpanı var ya B'ye tek de desen e, sonuç yine çift olur. Mesela 1 desen buraya 2 kere 1 yine 2 yine çift yapar. O yüzden B hakkında bir yorumum yok. Bak sadece bu ifadeden A ve B'yi yorumladım. Hiç daha yargılara bile gitmedim. Şimdi kesin bildiğim nedir? Kesin bildiğim A sayısının tek olduğu B sayısı hakkında da yorumun olmadığı. Yani yorumum yok arkadaşlarım. Tamam. Hangileri tek sayı olabilir diyor. Bak olabilir diyor. A tek olabilir mi? Olabilir. B buradaki e, yorum yok dedik. Bu ne anlamına geliyor? Tek sayı olabilir mi? Evet olabilir. Kesinlikle tek sayı deseydi bu ikinci yargı yanlıştı. Üçüncü A çarpı B. Tek sayı olabilir mi? Ben A'yı tek buldum. B'yi de tek verdiğim zaman çarptığım zaman tek sayı olabilir mi? E, bu da olabilir. Bak bu sefer olabilirli soruyor. Hepsi de olabiliyormuş arkadaşlarım. O yüzden E seçeneğini işaretledim. Bak ne yaptım? A'yı ve B'yi e, bulabildiğimi yani bulabileceğimi düşündüm buldum. Artık A'nın tek olduğunu, B'nin B hakkında bir şey söyleyemediğimi yorumladım. Ondan sonra yargılara gittim. Fark ettiyseniz değer falan vermedim hiç. Şimdi burada şöyle bir tık küçültelim isterseniz. Heh, seçenekleri de görelim. Şimdi burada ne diyor? A ve B birer tam sayı olmak üzere bu ifadelerden ikisi tek sayı. Sayılarından ikisi tek sayı. birisi çift sayı olduğu biliniyor. Buna göre hangileri çift sayıdır? Şimdi biliniyor da Burada kim tek, kim çift? Onun hakkında bir bilgimiz yok. Yani iki tanesi tek ama işte şu mu tek, şu ikisi mi tek, bu mu çift? Ya da ne bileyim şu ikinci ile üçüncü tek olup birinci mi çift? Onun hakkında bir bilgim yok arkadaşlarım. O yüzden ne yapalım? Ne yapalım? Örneğin mesela bilmiyoruz ya şimdi bunu bir çift alalım. Şu ikinciyi bir çift alalım. Yani bir şekilde bunların hangisinin tek hangisinin çift olduğunu bir yorumlamam lazım. Bunu bir çift alalım arkadaşlarım. Sırf 4a'dan dolayı buna bir çift demek istedim. Başka herhangi bir e, sebebi yok. Soruyu daha önceden çözdüm mü derseniz ben yazdım ama e, kaç gün önce yazdım, belki de kaç ay önce yazdım derse girmeden önce çözmedim. Yani bilmiyorum bunun çift mi e, çift olup diğerlerinin tek olduğunu bilmiyorum. Şimdi burada 4a ifadesi çift zaten. Bu belli. Burada da burası çift değil mi? Çift olmalı. Çünkü çift de çifti topladım çift yapsın. Şimdi ben mesela A hakkında yorum yok. Şöyle A, B, C diyelim. A, B, C diyelim. Burada A herhangi bir şey olabilir ama B'yi çift buldum. Eğer bu sayı çiftse. Tamam mı? Şimdi o zaman 3A artı 7B. 3A artı 7B tek olmak zorunda. 3A artı B de. 3A artı B de. Bu da tek olmak zorunda. Çünkü ikisi tek sayı demiş ya. Bakalım bakalım arkadaşlarım. Şimdi B'ye çift dedim. Burası çift. Tamam. Şimdi B çiftse 7 B de çift. Değil mi? Çünkü 7 kere 2 14. O zaman burası ne olmak zorunda? Ee, burası tek olmak zorunda. Çünkü tekle çifti toplarsam tek yapsın diye. Şimdi burasının tek olması için A'nın tek olması gerekiyor. Şimdi B çiftken A'yı tek buldum. Tamam. A tek buraya geliyorum. Burada tek yaparsam olay bitecek. Tamam mı? Burası A tek tek artı B çift Topladığım zaman tek yaptımı yaptı. Tam nokta atışı yapmışım. Yani ben bunun çift olduğunu bilmiyordum. Tamam mı? Bu çiftse diye yola çıktım. Ve bu çift olduğu zaman diğerleri de tek oldu. O yüzden de bu C gelmiş. C nereden geliyor? C yok ki. Heh. A tek B çifti bu şekilde yorumlamış oldum. Tamam. Mesela hocam buna çift desem bu da çift desem. Çıkar mı? Çıkmaz. Yani en azından şu koşula uymaz. İsterse dene. X'e çift olunca burası çift. Bu da çift. Bak iki tanesi çift oldu. Adam bir tanesi çift olacak diyor. Ya da ne bileyim B'ye tek A'ya çift. Bakalım. Burası çift. Burası tek. Tamam. Ee, bir tanesi tek oldu. A çift. B tek. Bu da tek oldu. A çift. B tek. Bu da tek oldu. Hepsi tek oldu bu sefer. Ama koşulda iki tanesi tek. Bir tanesi çift diyordu. O yüzden de A'nın tek. B'nin çift olduğunu kesinlikle bulmuş oldum. A artı 2B. Şimdi A tekti. B'yi bilmesem bile 2B'nin çift olduğunu biliyorum. B ne olursa olsun 2B çifttir. E, tekle çifti topladığın zaman tek yapıyor. Bu tek arkadaşlarım. Bu gitti. A çarpı B. Bak bakıyorum. Tekle çiftin çarpımı çifttir. Evet. Bu olur. A çarpı B bu çift artı B. B de çift. Çift de çiftin toplamı yine çift. O zaman bu da çift oluyor. Yani denizde. Sayı vermek pek iş değil. Bu yüzden zaten sınavda artık hafta sonu yapılan sınavda da belli oldu ki öyle çok fazla basit sorular çıkmıyor artık yani yorum yapıcı sorular hep yorum yapıcı sorular çıkıyordu. Şimdi artık iyice yorum yapıcı sorular çıkmaya başladı. Ne yapacaksın arkadaşım? Hep kendini ikna edeceksin. Bu süreçte kendini ikna edersen sınavda da soruları gördüğün zaman çok fazla bir şaşkınlığa uğramazsın. Ama ezber yöntemlerle soru ezberleyerek çalışmanı Sistemleştirirsen o pek faydalı olmaz sana. Yani soru ezberleyenlerin çoğu zaten sınavda çok kötü sonuçlarla karşılaştılar. Çünkü soru ezberlediğin zaman senin ezberlediğin soru çıkmıyor ki sınavda. Ki soru ezberlemek diye bir şey yok zaten. O yüzden de her şeyin mantığını güzel bir şekilde e, anladığın zaman olay bitiyor zaten. Şimdi ne diyor? Kesinlikle doğrudur diyor. X kare tek tam sayı. Diğer dersin e, sonlarına doğru bu bahisten bahsetmiştim. Neydi bu? X kare tek tam sayı. Tamam. Şimdi x kare tek arkadaşlarım. Bu tek. Şimdi bu x'in tek olduğunu gösterir mi size? Göstermeyeceğini söylemiştim. Niye? Örneğin mesela ben x'e ne kök 3 versem. Karesini aldığım zaman kök 3'ün karesi eşittir. 3 yapıyor değil mi? E, tamam. Karesini aldığım zaman sonuç tek yapıyor ama kendisi tam sayı bile yapmıyor. Bırak tekliğini çiftliğini. O yüzden x kare tek tam sayı ise X hakkında bir şey diyemezsin. Dememelisin. X tek olur hocam. Olur. 3 Üç yazarsam 3'ün karesi 9. Ya olmaz demiyorum. Kesin bir şey diyemezsin diyorum. tek olabilir de olmayabilir de. Ama şu aynı şey değil mesela. X'e tek verdin. Buradan X kare tek oldu. Bu doğru. Tabii sıkıntı yok. Hani mantıktaki P ise Q var ya. Aynı şunun gibi bu. Mesela X eşittir 1 ise X kare eşittir 1'dir. Ama x kare eşittir 1 ise sen x'e her zaman 1 diyemezsin. x eşittir eksi 1 de olabilir. Bunu demeye çalışıyorum. Tamam mı? O yüzden bu sorunun sıkıntısı burada. Yani x kare tekse hemen öyle x'e tek falan demeyin. Tam sayı demediyse. Tam sayı dememiş zaten. 2x artı 1 tek sayıdır. Bu tam sayı bile değildir. Artık x'in kök 3 olabileceğini düşündüğüm için çürütme yöntemine giriyorum. Burası ne yapar? Kök yazarsan 2 kök 3 artı 1 yapar. Ki bunun Tam sayı olmadığını bile söyleyebiliriz. E hocam işte iki tane eksi bir formatındaki sayılar tek sayılardır demiştiniz siz bize tanımda. Evet demiştim. Ama orada başına demiştim ki en eleman tam sayı demiştim. Burada x'in ne oldu belli bile değil yani. O yüzden de kalıp olarak ezberlediğin şey bir gün gelir senin başını derde sokar. <laughs> tamam mı? Yorum. Şimdi 2x artı bir tek sayı gitti. Tam sayı bile değil. Kesin doğrudur diyemem. Bak bir gitti. Bunu eleyebilirsin bak iki tane seçenek kaldı x kare eksi bir pozitif çift pozitif çift bir sayıdır. Hmm. Şimdi x kare tek demiş zaten bu. Değil mi? x kare tek demiş. E tamam x kare eksi 1 olsun arkadaşım. Burası 1. 1 eksi 1 0 oldu. E, pozitif çift bir sayıdır demiş. E, yani sıfır. pozitifli negatifliği yok ki bunun. Tamam çiftliği yakaladık da pozitifliğini yakalamadık. Gitti. Kesinlikle doğru diyemezsin. Doğru olur mu? Olabilir ama kesinlikle diyemezsin. 2 de gitti. Yalnız 3 kaldı. Bakalım nasıl yorumlayacağız? Hemen yalnız 3 kaldı. İşaretleyip geçme. Yani soru bankalarından falan soru çözerken böyle yapma nasıl olsa bu kaldı. O kaldı da o niye doğru? Niye yanlış? Bunu bir yorumla. Tamam mı? Mikrofon takalım mı bu arada? mikrofon takılıymış. Şimdi x üzeri 6. Benim Başlangıç noktam x kare. O zaman ben x üzeri 6'yı x karenin kübü olarak yazsam. 2 kere 3 6 bu şekilde yazılabiliyor. A artı 6 yazsam. Şimdi arkadaşlarım x karenin tek olduğunu biliyorum. Tekin 3. kuvveti A artı 6. Tekin 3. kuvveti kimdir? Tekin 3. kuvveti tektir. Herhangi bir tek sayı. 6 ile topladığım zaman tek ile çifti topladığım zaman yine bu ne yapıyor? Yine tek yapıyor. He, sonuç pozitif tek sayı. Pozitifliğine bakalım. Evet x kare x kare bir şeyin karesi e, pozitif olacağı için tam sayı kübi de pozitif olacak. 6 ile topladığım zaman da tek sayı olacak mı, olacak. Bunun da doğruluğunu bu şekilde artık gördükten sonra Denizli'yi işaretliyorum. Bak ne çıkarımında bulunduk? x kare tekse x tek olmak zorunda değil. Ya da x küp tekse x tek olmak zorunda değil. Tamam mı? O aradaki farkı iyice hissedin. Gel bakalım buna. Ne diyor? X, Y, Z pozitif tam sayılar diyor. Tamam. Böyle bir çarpım verilmiş ve tek sayıya eşittir. Buna göre bu ifadelerden hangisi veya hangileri her zaman tek sayıya eşittir demiş. Bak çarpım vermiş tek sayı demiş. O zaman benim yorumum nedir arkadaşlarım? X artı Y de tek sayı olacak. Buradan Z de tek sayı olacak. Değil mi? Yorumum bu. Tamam. Şimdi X, Y, Z olarak bunu yazsam. Z'nin tek olacağını biliyorum. Ama yukarıda x artı y'nin tek olma durumu bir farklı durumda değil, iki farklı durumda. Yani burada x tek olabilir, y çift olabilir. Ya da bu çift olabilir, bu da tek olabilir. Şimdi bunu dedim. Tek, çift, tek. Z her türlü tek olduğu için burada tek yazma hakkım var. Şimdi bakalım hangisi her zaman tek sayıya eşittir? İki durumu da incelemem lazım. Bir durumda uy uydu diye ikisine geçmemeliyiz, yapmayız. İşte değer verdiğim zaman ne oluyor? Mesela bunun tek sayıya eşit olduğunu buluyoruz bir. Mesela e eşit oluyorsa bir şekilde buluyoruz. Her zaman diyoruz geçiyoruz ve yanlış oluyor. Her zaman bütün durumları inceleyeceksin demek. İşte analiz burada işin içine giriyor zaten. Yorum kabiliyeti diyorum ya sürekli yorumlayın, yorumlayın, ezberlemeyin. Burada işin içine giriyor. Hemen ikna olmayacaksın soruya. Şimdi x çarpı y. Birinci duruma bakıyorum. X ile y'yi çarptım arkadaşlarım. Tekle çiftin çarpımı çift. Tekle toplarsam, çiftle teki toplarsam evet bu tek olabilir. Birinci durumda olabilir. Çünkü bunların çarpımı çift geldi. Çifte z yani teki toplarsam eklersem tek gelebilir. Geldim buraya. Yine çarpımları ikinci duruma bakıyorum. Çarpımları çift topladım. E, çifte teki topu yine tek. Bak bu kesin iki duruma da uyuyor. Geldim x üzeri y'ye. Yani x üzeri y. Tek üzeri çift tek yapar. Tek de topladığım zaman çift yapar. Bu gitti zaten. Bunun çift olduğunu bir kez gösterdim. Adam teki soruyor bana. Gitti. İkinci durumu incelememe gerek yok. Çünkü niye çürüttüm artık ben bunu. Gel bakalım üçüncü duruma. Tekin üzerine tek alırsam, ikisi alırsam, tek üzeri tek, e, tek üzeri tek üzeri tek, tek üzeri tek artı çift. Şimdi arkadaşlarım, ben tek üzeri tek. Şimdi normalde üst taraflara eksi veriyordum ben, değil mi? Bir önceki derste bunu yapıyorduk, İşte ne bileyim, tek üzeri tek her zaman e, tek tam sayı belirtmiyordu, hatta tam sayı bile belirtmiyordu. Ama bak burada ne demiş? Pozitif tam sayılar demiş. Yani senin buraya eksi verme gibi bir lüksün yok. O yüzden e, burası pozitifse doğal olarak düşünülebilir. Tekin bütün doğal sayı kuvvetleri tek olduğu için ve çiftle topladığım için burası ilk duruma göre tek yapar. İlk duruma göre. Tamam. Gel şimdi ikinci duruma. Tek üzeri çift. Tek üzeri çift. Artı tek. Tek üzeri çift. E, yine çift doğal sayı olduğu için. Çünkü pozitif tam sayı demek doğal sayılardan sıfırın çıkarılmış hali demek. Yani burayı doğal olarak düşünebilirim. Tekin üzerine ben e, hangi çift sayıyı eklersem pozitif olarak tek yapacak. E, örneğin mesela 3 üzeri 2 ya da 3 üzeri 4, 81, 9 gibi tek yapacak. Tekle teki topladığım zaman da kesinlikle çift yapacak. Ee ne diyordu? Tek diyordu. Ben çift buldum. Bu da gitti. O yüzden de yalnız 1. Değer vererek belki 3'ünü de doğru bulacak. Yani belki üçünü de ee, ne diyeyim? Tek bulacaktım. Ama e, adam diyor ki her zaman o her zamanı iyice bir e, analiz etmek lazım. Şimdi tek çift sayılarla alakalı bilmemiz gereken şeyler işte çarpımları tekse her biri tektir, e, çarpımları çiftse en az biri çifttir. Bu e, tarzda sorular karşına çıkıyor. Tabii ki çok değişik sorular da çıkabilir. Ama sen işin ana mantığını anlıyorsan o değişik soruları da rahatlıkla çözersin. Tamam, hep yorum kabiliyetine. E, arttırıcı hareketlerde bulun. Şimdi gelelim pozitif ve negatif sayılara. Şimdi Pozitif sayılar sayı doğrusunda sıfırın sağ tarafında olan sayılar yani artı işaretli sayılar olarak düşünülebiliriz. Yani artı işaretli her zaman artı yazıyor muyuz? Yazmıyoruz. Örneğin bir 5 sayısını yazacağımız zaman artı 5 yazmıyoruz genellikle 5 yazıyoruz. Ama negatif sayılarda sıfırın sol tarafında olan sayılar e, bir eksi 5 yazacaksak önüne mecburen bir eksi koymak zorundayız. Bu bir, bir gösterimdir. Eksi 5 ya da artı 5. İşte negatiflik bu şekilde, pozitiflik bu şekilde. Bu bir gösterimdir. E, yüzyıllardır bu böyle olduğu için biz de bunu bu şekilde göstereceğiz mecburen. Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir. Hmm. Mesela diyor ki adam sana 5'in sen herhangi bir kuvvetini alırsan eğer bunun pozitif olduğunu söylüyor. Bu pozitiftir. Tamam yani pozitif sayılarda herhangi bir sıkıntı yok. Ama negatif sayıların tek kuvvetleri negatif. Hmm. Şimdi bak Mesela eksi 2 aldın. Bunun sen tek kuvvetini alırsan. Kuvvet demek şuradaki sayı 3 olduğu için 3 kez yan yana çarpmak demek. Eksi 2, eksi 2 ve eksi 2. 3 kez yan yana çarptığım zaman da ne yapıyor? Şurası artı 4 yapıyor. Artı 4 ile eksi 2'yi çarparsam da eksi 8. Evet. Tek kuvvetleri eksi geliyor. Çift kuvvetini almak istersen, eksi 2'nin 4. kuvvetini almak istersen, Eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı, eksi 2. Şurası eksi 8 yapmıştı zaten. Eksi 2 ile çarptığın zaman da 16 olacağını görebilirsin. Ezber mi yapacaksın? Hayır ezber yapmayacaksın tabii ki de. Sadece bu şekilde yorumlaman gerekiyor. Negatif sayıların tek kuvvetlerini aldığın zaman sonuç negatife. Çift kuvvetlerini aldığın zaman sonuç pozitife geliyor. Bir de buradaki... Ee, Negatif pozitif tam sayılar hakkında şunu düşünebilirsiniz. Yani şunu hatırlatmakta fayda var. Artı ile artıyı çarptığım zaman sonuç artı. Artı ile eksiyi çarptığım zaman sonuç eksi. Ya da eksi ile artıyı çarptığım zaman ya da eksi ile eksiyi çarptığım zaman da sonuç artı geliyor. Bunların oranları da bu şekilde yapılıyor. Tamam mı? Bunu da hatırlatmakta fayda var. Şimdi böyle bir örnek Böyle şekilli şukullu bir tane bir örnek yazmışız. Bakalım neymiş? Şunu ne yapalım? Şunu şuralara bir yerlere gönderelim. Şöyle gönderelim. Ne diyor ki vatandaş burada? Yani ben. Yukarıdaki şekilde verilen üçgen kare ve dairelerin hangi ikisi yer değiştirirse üç işlemin sonucu da eşit olur demişiz. He şu. Üçgen kare daire. Tamam. Şimdi bakalım belki de hiç yer değiştirmeyeceğiz. Bunları topladığım zaman arkadaşlarım Eksi ile eksi. Şimdi e, karıştırıyorsan eğer bunların toplamını zihinde şöyle canlandırabilirsin. 2 lira borcun vardı. Bir e, baktın 2 lira daha borcun oldu. E ne oldu? 4 lira borcun olmuş oldu. Eksiyi borç olarak düşünürsen sen. E burada 4 lira borcun oldu. Yani bu eksi 4 oldu. Sonra eksi ile e, artının çarpımı. Bu da eksi 4 oldu. Ve farkları. Şimdi bu dikkat et 2 eksi. Eksi 2 arkadaşım bak bu. 2 eksi eksi 2. Eksi ile eksi çarptım. Artı yaptı. Burası artı 4 yaptı. Hmm. Şimdi aslında burada bir sıkıntı var. Üçgen kare ve dairelerden herhangi birini değiştirmem lazım. da i̇kisini değiştirmem lazım ki. Eksi 4 eksi 4. Burası 4 olduğu için aynı olmadı. Mesela bununla bunun yerini değiştirsem. Çarpsam artı 4 olacak değil mi? Yani buraya çarpı desem mesela. Buraya çarpı desem burası artı 4 olacak. Eksi 2 ile eksi 2 çarpı sonra artı 4 oluyor. Buraya artı desem mesela eksi 2 ile artı 2'yi topladığım zaman 2 lira borcum vardı. 2 lira bir yerden geldi etti bana 0 lira. Yani burası 0 olacak. İş gördü mü? Görmedi. 4'lere işledim ama burası 0 oldu. İşimi görmedim. Değiştiriyorum o zaman. Ee, o zaman o zaman ne yapalım mesela? Şunları da isterseniz sileyim ben şöyle. Yani eminim bu soruyu direkt yapmışımdır. Ee, ama ben anlatıcıyım. Anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burası eksi diyelim arkadaşlarım. Burası çarpı diyelim. Tamam mı? Hepsini 4'te eşeceğim diye bir kaide yok. Eşitlemem lazım. Burası eksi 4'tü. Çarptım. Şey, burada farklarını aldım. Eksi 2, eksi 2. Ne yaptı? Eksi 4 yaptı. Çarpımları da arkadaşlarım. 2 ile eksi 2 çarparsam bu da eksi 4 yaptı. Aha eşitledim bak. Eksi 4. Eksi 4, eksi 4. Eşitledim mi? Eşitledim. E kimleri yer değiştirmek lazım mı? Şu kareyle şu yuvarlığa yer değiştirdiğim zaman bunlar birbirine Eşit oluyormuş. Başka bir şekilde olabilir mi? Bir bakalım. E, belki soruyu yanlış yazdık. Bunları yer değiştirsem. Şimdi kare ile yuvarlak değil mi? Kare ile yuvarlak diyorum. Daire. Şimdi cevabı bu bulduk. Şimdi mesela şunları yer değiştirsem. Mesela bu eksiği buraya atsam. Burası eksi 2 artı 2 sıfır olacak. Artıyı buraya atsam bu da sıfır olacak. Ama çarpımda eksi 4 olduğu için o da olmadı. Bunları yer değiştirdik. Bunları yer değiştirdik. Bununla bunu da yer değiştirdik. Başka bir ihtimal kalmadı zaten. Kaç farklı yer değiştireceğini nasıl anlarsın? 3 e, tane şekil var. 2 tanesini seçeceksin zaten. 3 farklı şekilde e, yani 3 farklı şekilde seçiyorsun ki onları yer değiştirdiğin zaman da 3 tane ihtimalle olduğu belli zaten. Yani bütün ihtimalleri denemiş olduk. Bak saymanın nerede işe yaradı da Karşımıza çıktı. Kullanılabilir. Yani sadece sayma sorusu çıkacak da ben kombinasyon yapacağım diye düşünmeyin. Burada bile e, onun en azından kaç kez deneyeceğimizi burada bile anlayabiliyoruz. Şimdi ne diyor? Daima pozitif olur diyor. Daima var. Yine çürütücü hareketlerde bulunmak lazım. Bir bakalım. Yani sıfırdan büyükmüş C sayımız. E, A ve b de eksiymiş. Yani sıfırdan küçükmüş ve de A'dan küçükmüş. İyi. Daima pozitif olur. A artı B. Mümkün değil. Şimdi i̇kisi de eksi ya. Bir adamın bir borcu var. Diğerinde yani birine bir borcum var. Birine bir borcun var. Borcu katlanıyor zaten. Daha çok borçlu olmuş oluyor. Bu mümkün değil. Yani bunun pozitif olması mümkün değil. B artı C. B artı C. Biri negatif biri pozitif. Hocam ben buna 5 vereyim. Buna eksi 4 vereyim. Topladım 1 oldu. Oldu güzel oldu. E arkadaşım sen buna eksi 4'e bu 5 olacağı nereden malum? Belki bu eksi 4 olacak. Bu 3 olacak. Toparladın ne oldu? Eksi 1 oldu. Bak ne oldu? Negatif bulabildin, gitti. Yani hemen biri bulun işaretleyip geçme. Bakalım negatif yapabiliyor musun? Ona bakacaksın, tamam mı? Sonra A artı C aynı mantıkla, aynı mantıkla. Şimdi sıfırın hemen solunda diye eksi bir olacak diye bir kaydı yok arkadaşım. Belki bu eksi 2'dir, belki bu 1'dir. Yani aslında negatif sayı ile pozitif sayı topladığım zaman sonucu söyleyemiyorum. Eksi de çıkabilir, art da çıkabilir. O yüzden bak eksi olduğunu buldum bunun. Daima pozitif olduğu için bu da gitti. B eksi A. Şimdi. Şöyle düşünebilirsin. İki türlü göstereyim ben sana. Mesela b kaç, b eksi 4 de, burası da eksi 2 de. b eksi a 4 eksi 2. Yani eksi 4 artı 2'den eksi 2. Daima negatif, yani negatif olduğunu gördüm. Daimasını nasıl görebilirim? Şöyle. Bu b küçük, bu a büyük. E büyükten küçük çıktı. Şey, e, b küçük, a büyük. Küçükten büyük çıktı. Yani 5 liran var, 10 liralık bağ almaya çalışıyorsun. E Ne olacak? E tabii ki de eksiye düşeceksin. Negatif olacak. O yüzden bu daima negatif zaten. B eksi C. Allah bu ne olmuş böyle? B eksi A, B eksi C. Şunu C eksi B yazalım. Şık kalmadı ki. C eksi B yazalım. Aman diyeyim. Şuna C eksi B diyelim. Daima pozitif olur. Mesela burası 5 olsun. Tamam mı? 5 eksi eksi 4. 5 eksi eksi 4. 9. Pozitif yaptı mı? Yaptı. Ama bunu nasıl düzenlemem lazım? büyükten küçük çıktı diye düşünürsem c eksi b büyükten küçük çıkarsa sonuç daima pozitif olur. Ki bunu da buraya attığım zaman zaten c büyük b oldu. Bu şekilde de daha rahat görülebilir. Tamam. Yani çürütmeyi sayı vererek yapabilirsin ama kesin doğrunun cevabını bir şekilde ispatlarsak daha rahat edebiliriz. Tamam mıdır? Evet. Olduğuna göre hangisinin sonucu sıfır olabilir? 0 olabilir. Yani olmayanlar da varmış ki bir tanesinde olabilir diyor. B'den A çıktı. Arkadaşlarım B'den A çıktı. Ee, X'de eksi. Burada küçükten büyük çıktı. Değil mi? Büyükten küçük çıktı. Ee, bu daima pozitif. Büyükten küçük çıkıyor. Artık e, sayı vermiyorum görüyorsunuz. C eksi B. Büyükten küçük çıkıyor. Bak, C eksi B. Her zaman pozitif. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarsam daima pozitif yapar. D artı C. D artı C ikisi de pozitifse toplamları hayli hayli pozitiftir. Sıfır olması mümkün değildir. C eksi B. C'den B çıktı. Bak yine a aynısını yazmışız. C eksi A diyelim bari buraya. Heh. buraya C eksi A diyelim. Ee, ne yaptı bu? Büyükten küçük çıktı yine. Yani sen buraya 5 versen buraya eksi 3 versen. 5 eksi eksi 3 yapacaksın. 8. Yani pozitif olacak. Ama büyükten küçük çıktı yorumunu yaparsan daima pozitif olduğunu görebilirsin. C artı A. Şimdi arkadaşlarım bunun bir tanesi pozitif. Değil mi? Bir tanesi negatif. Sıfır olma ihtimali var mı? Var tabii ki de. Buraya eksi 2 diye verirsin. Şey buraya artı 2 diye verirsin. Buraya eksi 2 diye verirsin. Toplarsın. Burası kesinlikle sıfır olabilir. Kesinlikle sıfırdır demiyorum ha. Burası negatif de olabilir, pozitif de olabilir ve sıfır da olabilir. Çünkü zıt işaretlileri topladığın zaman kesin bir sonuca varamazsın. Pozitif, negatif, sıfır diyebilirsin. Burada olabilirliği sorduğu için de e seçeneğindeki C artı A ifadesi sıfır olabilir. Tamam. Gel bakalım buna. Hangisini sonucu Allah aynısını mı yazmışız? A, B de diyorum ya. Yani zamansızlıktan şey yapmamışız. Bu aynısıymış arkadaşlarım. Bunu geçelim. Onu bir düzenleyelim. Evet bu dersteki son iki sorumuz. Şimdi ne diyor? A, B, C işaretlerini belirleyiniz diyor. Şimdi çarpmış bunları. Bir de hani şey vardı ya işte negatifin çift kuvveti pozitiftir. Pozitiflerin bütün kuvvetleri pozitiftir. O minvalde bir soru bu. Şimdi A çarpı B negatif. Şimdi bilemezsin arkadaşım. A artı B eksi ya da A eksi B artı. iki farklı durum var. Şimdi bize bunlarda ne olabilir? Ne yapabilirim ben? Şimdi zihninde bir bilgi var. Üzeri çiftse arkadaşım alt taraf negatif de olsa sonuç her zaman pozitif. Yani aslında şuradaki A üzeri 4'e bir dikkat keselim. A üzeri 4 sayısı A üzeri 4 sayısı her zaman pozitif bir sayı. Yani A ne olursa olsun. A pozitifse zaten pozitif de. A eksi de olsa eksi 2'nin dördüncü kuvveti yine pozitif. O yüzden bu her zaman artı. O zaman artı ile C küpü çarpmışım. C küpü çarpmışım ve artı yapmış. Pozitif yapmış ya. Bu da artı yapmış. E şimdi e, bir sayının üçüncü kuvveti artı ise. bu sayı nedir arkadaşlarım? 3 tek olduğu için C eksi olamaz. Çünkü eksi olsa tek kuvveti eksi olacağı için sıkıntı yaşarız. O zaman C kesinlikle artı. C'ye artı dedim. Hatta şöyle yapalım. A diyelim. B diyelim, C diyelim. C artı olsun. Tamam. Sonra C artıysa, e, artının 7. kuvveti artı, değil mi? B üzeri 5'e ne düştü? B üzeri 5'e negatif düştü. Çünkü artı ile eksi çarparsam eksi yapacak. E B'ye artı desem 5. kuvveti artı olacak. Bununla çelişeceğim. O zaman B eksiymiş. Çünkü eksinin tek kuvveti eksi olacağı için. Şimdi geldim artık yukarıya. B'ye eksi dedim, değil mi? O zaman Artı diyeyim ki A'ya artı ile eksi çarpınca eksi yapsın. O zaman A'da artı olacakmış. İşaretlerini belirleyiniz. Alın belirledik. Tamam. Yani kuvvetleri kullanacak kullandıracak bir soru. Tabii ki bunlar konu altında sorular. sorular. E, çalışmanın şey açıklama kısmına ben her konuyla alakalı şey yapıyorum ya. 12 soruluk bir test hazırlıyorum ya. Orada mesela daha böyle pozitif negatifle alakalı daha böyle bir yeni nesile yakın sorular bulabilirsiniz. Dedik ve geçtik buna. İfadelerin hangilerinin değeri negatiftir diyor. Bakalım. Şimdi A eksi. 1 bölü B. Şimdi bu ne yapmış? A negatif olduğu için arkadaşlarım. A sayısı ile 1 bölü B sayısı hakkında bir yorum yapalım. Şimdi B pozitif olduğu için A negatif olduğu için A sayısı 1 bölü B'den küçüktür. B üzeri eksi 1 1 bölü B yazılır ya. O yüzden ben küçük sayıdan büyük sayıyı çıkardığım zaman sonuç her zaman eksi olacak. Hiç değer vermiyorum. İşte A'ya eksi 2 vereyim B'ye 1 vereyim gibi bir şeyler yapmıyorum. Küçük sayı ve büyük sayı varsa bunlar hakkında yorum yapıyorum. Küçükten büyük çıkınca mecburen ne kalıyor? Negatif kalıyor. Çünkü dedim ya 5 liralık bir ürün alacaksın 10, e, 5 lira paran var 10 liralık ürün alacaksın e, eksi desin. Mecburen yani cebindeki para negatif bir sayı olmuş oluyor. Yani aslında borcun olmuş oluyor. A üzeri 4 artı B üzeri 3 değeri negatiftir diyor. Şimdi ben bunu pozitif yapmaya çalışabilir miyim? Yapabilirim arkadaşlarım. Örneğin çürütecek bir şeyler yapalım. r 1 diyelim. Buraya da 1 bir diyelim. 1'in eksi 1'in 4. kuvveti tabii ki şöyle yazılır. Eksi 1'in 4. kuvveti 1'dir. Yani burası 1 bir artı 1'in eksi 3. kuvveti 1'dir. 1 bir artı 1'den 2. Bunu pozitif yaptım mı? Yaptım. Gitti. Negatiftir diye soruyor. Ben pozitif yaptıysam elendi o. Çarptım arkadaşlarım bunu. Bir tanesi artı bir tane bu artı bu eksi olduğu için burası eksi bir sayı. Negatif bir sayının eksi üçüncü kuvvetini alıyorum ben. Buradaki eksi kafayı karıştırmasın. Bu bir bölü negatifin üçüncü kuvvet olarak yazabilirsin. Bir bölü negatif bir sayının üçüncü kuvveti. Eksi ikinin üçüncü kuvveti eksi sekiz. Eksi üçüncü kuvveti eksi yirmi yedi. Yani o eksinin tek kuvveti her zaman eksi olacağı için burası eksi olacak. E ben biri eksi bir sayıya böldüğüm zaman da burası tabii ki de sıfırdan küçük olacak. Ve her zaman negatif olacak. Burası da negatif arkadaşlarım. Hangilerinin değeri negatiftir? Buradan 1 ve 3 dedik. Olayı bitirdik. Tamam mı? Tabi yeter mi bu? Yetmez. Bir de böyle hiçbir şey yazmadan, çizmeden izlediysen hiç yetmez arkadaşlarım. Uygulamasını kesinlikle yapacaksın. Kendine uygun bir kitaptan direkt çözmeye başlayacaksın. Tabii ki ilk önce konu altındaki soruları bir daha bir çözsen hiçbir zararını görmezsin. Aksine faydasını görürsün. Ben nasıl öğrendim? Onu söyleyeyim size kısaca. Öğretmenimin derste yazdığı, yazdırdığı şeyleri, ödevleri, örnekleri tekrar çözerek. Bir ödev olarak değildi onlar ama ben kendi kendime çözüyordum. ve Bu şekilde de matematiğim gelişmiş oldu arkadaşlarım. Bir sonraki derste üçüncü derste arkadaşlarım görüşmek üzere. Kendinize o zamana dek çok iyi bakın. Bu dersimizde tek sayılar, çift sayılar, pozitif sayılar, negatif sayılarla alakalı İki bölümden oluşan bir e, ders yaptık. Üçüncü dersimizde görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yorumlarınızda beğenilerinizi bizi yalnız bırakmayın. Şöyle kanalımızı bir büyütürsek de hakikaten de çok iyi olur. Bizim motivasyonumuz da çok iyi bir şekilde değişir arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.